Kosinüs teoremi uygulamak mümkün ama zorda kalmadıkça uygulamamak lazım bence. Burada gerek yok. Biz özel üçgenler üzerinden çözümleyebiliriz bunu. Şunu yapabiliriz. Açımız geniş açı olduğu için içeride dik üçgeni oluşturamayacağız. Dışarıda oluşacak dik üçgen. Şöyle uzatıyorum. A noktasından da bunun üzerine doğru bir dikme indirirsek şöyle. Burası 90 derece olsun. Tabii şuradaki açı 150 olduğu için içteki açı, dıştaki açı da 30 derece olacak. Şurası 30. 30, 90, tepedeki açı 60 olacak. 30, 60, 90 üçgeni, özel üçgen. Hipotenüs 6. Bu da 30'un karşısının yarısı olması demek. Hipotenüs 6 ise 30'un karşısı 3 olur. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı. 3 kök 3. Şimdi burada gördüğümüz büyük üçgene bakarsak, şu an sarıya boyadığım üçgene, burada Pisagor teoremi uygulanabilir. Biz bunun hipotenüsüne x diyelim. Hipotenüsüne. Şimdi Pisagor teoremini uygularsak hipotenüsümüz x, x'in karesi eşittir. Dik kenarımız, şuradaki dik kenar 5 kök 3. 5 kök 3, 2 kök 3 burada, 3 kök 3 burada. 5 kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi olacak. Yani x kare, 5'in karesi 25. 3 ile çarparsak 75 artı 3'ün karesi 9. Topluyorum ikisini. X kare eşittir 84. Her iki tarafın kare kökünü alınca x eşittir kare kök 84. Bunu da parçalayabiliriz. 21 çarpı 4 yapar. 80, 84 evet. Kare kök 84 böyle yazılabilir. 2'yi alabiliriz dışarıya. 4'ü 2 olarak alabiliriz. Bu da 2 kare kök 21 yapar. Sonucumuz bu olacak.